Ben Metin Sert, 73'ten beri Almanya'da çalışıyor ve yaşıyorum. 2 yıldan beri emekliyim. 2 tane kızım var. İnegöl, Hayriye Köyü doğumluyum. İlkokul 5'e kadar köyde okudum, 4'e kadar. İlkokul 5'i, ortaokulu İnegöl'de okudum. Sonra Almanya'ya gittim. Bisiklet merak aslında İnegöl düz bir şehir. İnegöl'de başladı. İnegöl'de benim dönemimde yazlık sinemalar vardı. Benim bisikletim yoktu. Millet sinemaları izlerken biz alırdık, 2 arkadaş bisikleti alırdık. Film bitmeden İnegöl'ü dolaşırdık, sonra bırakırdık. Aslında öyle. Almanya'ya gittiğimde abimin çok güzel bir bisikleti vardı. İşte onu kullanıyordum. Almanya'da başladı. Yani bisiklet merakı yani çocukluktan başlayan ama daha sonra hem işe gidip gelirken Almanya'da veya hafta sonu turları. Ben ilk büyük turu Türkiye'de yaptım normal bisikletle. 1989'da İnegöl, bütün Marmara'yı, daha doğrusu uçakla bisikleti getirdim. Havaalanında başladım. Bandırma, Çanakkale, Bursa, İnegöl, ondan sonra İznik, Yalova, bütün o sahilleri bisikletle dolaşmıştım. Sonra 2022'de şeye gittim. Nürnberg, Hollanda, Amsterdam yaptım. Geçen sene işte Almanya, Nürnberg, bir de Nürnberg, Regensburg, Amberg, böyle bir bisiklet yolu var, su boyları. 400 kilometre bir de onu yapmıştım. Birinci durak yani en geç cumartesi akşamı veya pazar günü Salihli'de olacağım, Manisa Salihli. Orada teyzem vefat etti, İzmir'de yaşıyor, kızı var, onları bir ziyaret edeceğim. Oradan Kuşadası'na geçeceğim. Sonra geriye dönüp işte Foça, Foça'da bir arkadaşım var benim tanıdık. Onu ziyaret edeceğim. Oradan Dikili, Ayvalık, Balıkesir, Erdek, Bursa, İnegöl geriye döneceğim. Normal bisiklet de var İnegöl'de benim. Onu diyelim ki kısa turlarda normal bisiklet kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum. Bayırları çıkarken elektrikli yükünde varsa elektrikli bisikletin avantajı bayırları daha rahat çıkıyorsunuz. Benim şeyim, zevk aldığım şey hiç otel kullanmadan, hiç lokantada yemek yemeden her şeyim var içinde. Ocağım var. Tamam. Tencerelerim var. İşte kahve kendim yapıyorum. Yani sonucunda paradan kaçmak değil ama ben daha çok dinleniyorum, daha çok keyif alıyorum. O barış, herkes savaş diyor, ben barış diyorum. Yani savaşın çok yaygın olduğu yönde ben barışı savunuyorum. Şeyim öyle. Şu anda Gazze'de yapılanlar insanlık dışı bir şey. Ukrayna'daki insan, yani savaş bizi etkiliyor sonucunda. Yani sırf orada olmuyor, bizi de etkiliyor. Bizim çevremizde aslında son 20 yıla baktığımızda hep savaşla geçiyor. O açıdan barıştan yanayım ve bunun da görünür olmasını istiyorum. Yani amacım da o yani.